Şubat ayında neler yaşayacağız? Burçlar nasıl etkilenecek? Türkiye dünya nasıl etkilenecek? Gezegenlerin durağan seyrinin bittiği, nefes alacağımız, kendimizi yeniden yapılandırabileceğimiz, pek çok enerjiyi dönüştürebileceğimiz bir Şubat karşılıyor bizleri. Beşinde adeta bir aslan kükreyişiyle çok özel bir dolunay gerçekleşecek. Kilo vermek mi istiyorsunuz? Diyet yapamıyor, sürekli farklı arayışlarla kilo alıp verme dengenizde problemler mi yaşıyorsunuz? Bilin ki evren bize çok önemli mesajlar verebilir. Karşılaştığımız insanlar, gördüğümüz sayılar, finansal konularda da özellikle 2023'ü belirleyici olacak bir Şubat söz konusu. Arkadaşlar, İlkay Baharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ayın beklenen videosuyla karşınızdayım. Daha doğrusu doktor astrolog Şenay Devi, dünyanın 3 alanda birden uzman sayılı astrologlarından biri. Bizim Şenay'ımız Şenay Devi şimdi bize Şubat ayı enerjilerini anlatacak. Burçlar nasıl etkilenecek? Türkiye dünya nasıl etkilenecek? Şubat ayında neler yaşayacağız? Vallahi kağıdım, kalemim elimde, ben not alırım. Yani bu kadar mı olur diye dinliyorum her defasında kendisine. Bakalım benim burcumu, sizin burçlarınızı neler bekliyor Şubat ayında? Hadi geçelim ortak yayına. Merhabalar. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Çok yoğun bir gündü. Şimdi bu yoğun günün getirisini, heyecanını, bilgilerini izleyen, dinleyen herkese senin o güzel yüreğinle paylaşacağım. Ne kadar güzel. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar, hemen çok sorulan bir soruya yanıt vereyim. Doktor astrolog Şenay Devi ile temel astroloji bir eğitimimiz. 3 ay boyunca sürecek. Haftada bir gün Zoom üzerinden gerçekleşecek. 22 Şubat'ta başlayacak. ilkayakademi.com'da tüm detayları bulabilirsiniz. Taksit imkanı, ödeme kolaylıkları ile ilgili orada verdiğimiz telefon numarayı her türlü sorunuz için arayabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Sınıflar dolmak üzere. Ben de öğrencilerden biriyim. Hocamız zaten hocaların hocası Şenay Devi. Kendimiz için hayırlı zamanı belirleyeceğiz. Haritalarımızı okumayı öğreneceğiz. Doğum saatinizi net olarak biliyorsanız, ki biliniz, hala vakit var bak. 22 Şubat'a kadar bunu bulabilirler Şenay. Evet. Bu arada ben senin yardımcılarından da rica etmiştim. Şenay Devi'den öyle kolay kolay randevu alınmıyor arkadaşlar. Aylar sonraya kalıyor biliyorum. Dedim ki Allah aşkına şu doğum tarihi belirlemek isteyenleri öne alın. Bak, haberin yok belki Şenay. Var var. Yetiştirelim eğitime diye. Hani söyleyeyim, doğum saatinizden emin olun arkadaşlar. Eğitime katılın, çok faydalanacağız. Heyecanla bekliyorum. Onu da söylemiş olayım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, can dostlarımız, ilkayakademi.com eğitimle ilgili merak ettiğiniz her şey tüm detaylarıyla başvuru ve kaydı oluşturup 22 Şubat'ı bekleyeceğiniz her şey ilkayakademi.com'da. DM'den bugün o kadar çok mesaj gelmiş ki saçımı yaparken fark ettim. İnanın bana, keşke vaktim olsa, keşke öyle bir zaman zenginliğim olsa, hepinize tek tek cevap verebilsem. Bu benim için de, sevgili İlkay için de gerçekten mümkün değil. Çekimlerimiz, gün içindeki iş tempomuz, 24 saatin yetmediği iki insanız. Maalesef. Yani. Ama Allah'tan işte ekip arkadaşlarımız var. Orada da telefonun karşısında bizim ekibimizden çok sevdiğimiz bir can dostumuz var arkadaşlar. Rahatlıkla arayabilirsiniz. Evet. Rahatlıkla Elif'i arayın. Merak ettiğiniz, yapamadığınız, takıldığınız noktalarda o sizi bilgilendirsin. Aynen. Gelelim Şubat ayına. Oh, gelelim. Gezegenlerin durağan seyrinin bittiği, nefes alacağımız, kendimizi yeniden yapılandırabileceğimiz, kafamızı kurgulayan, zorlayan, bizi uykularımızdan mahrum eden, pek çok enerjiyi dönüştürebileceğimiz bir Şubat karşılıyor bizleri. Aşk ilişkilerinin yeniden yapılanacağı, sevgiyle vazgeçmeden emek verdiğimiz, belki aylar, belki yıllarca, şimdi umudu neredeyse kesmek üzere olduğumuz şeylerin
köklenip yeşereceği, sevgiyle karşılık alacağımız güçlü bir Şubat karşılıyor bizleri. Ve Şubat ayı boyunca işimize, eğitimimize, ilişkilerimize harcadığımız emeğin, zamanın, sabrın mükafatını alma döngüsündeyiz. Oh. Bu yüzden karamsarlıkla beslenen, başkalarının hayatına sürekli müdahil olarak acabalar oluşturan mesnetsiz insanların söylemlerine kulaklarımızı tıkamamız gerekli. Herkes bir şey söyler. Size laf söyleyen, size imada bulunan, sizi tereddüte düşüren insanların hayatlarına lütfen şöyle dönüp bir bakın. İşinde ne kadar başarılı? Özel hayatında neleri doğru yönetip hangi noktalarda size akıl verirken benzerlerinin daha ağırlarıyla yaşıyor. Bunlara dikkat etmeliyiz. Özel hayat, bak adı üstünde özel, mahrem, iki kişinin arasında yaşanan, bir olunan, evladınla bile yaşayamadıklarını yaşadığın her türlü özel anın iki sorumlusu var. Bu eşin olur, sevgilin olur. Bu mahremiyete sahip çıkmamız gerekli. Ayrıca siber saldırılara fazlasıyla dikkat etmemiz gereken enerjiler söz konusu. Kredi kartlarınız çalınabilir. Kredi kartlarınızla yurt içi ve yurt dışından işlemler yapılabilir. Ve bağlı olduğunuz bankalar, yetkili kurumlarla haklılığınızı ispat noktasında ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Bilişim suçları konusunda uzman insanların, avukatların ve uzmanların tavsiye ve önerilerini almak, korkuyla hareket edip paniğe kapılarak daha büyük maddi zararlarla karşılaşmanızın önüne geçecek. Şubat ayı boyunca sanatçılar, sanatın herhangi bir alanında yer tutmuş isimler, siyasetçiler ve özellikle kanaat liderleriyle ilgili konularda pek çok şeye tanıklık edeceğimiz, bugüne kadar gördüğümüz yüzlerinin aslında gerçeği yansıtmadığına idrak edeceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Bu döngüde herkesin maskelerinin düştüğü, kendi gerçeğinin ortaya çıktığı, baskıladıkları, mecbur bıraktıkları insanların cesaretini toplayıp gerçeği resmi bilgi ve belgelerle ortaya koyacağı enerjilerle dolu bir döngüdeyiz. Bu döngüde bizler de bireysel olarak telefonlarınıza Merkür Retrosu ne dedik yayının başında? Gezegen retrolarının sona erdiği nefes alacağımız enerjilerle karşı karşıyayız. Ama bilgisayarınızın, telefonunuzun yedeğini doğru ve emin şekilde aldığınızdan emin olun. Güvendiğiniz insanların şifrelerinizi, bilgilerinizi, güvenlik kodlarınızı aleyhe kullanabilecek şekilde size zarar verme amacıyla ele geçirip uykunuzda, dalgınlığınızda kullanabileceğinin bilinciyle hareket etmemiz gereken bir Şubat karşılıyor bizleri. Ayrıca özellikle kadın hakları, hayvanlarla ilgili konular ve dünya genelinde doğum hakkıyla ilgili noktalarda önemli olaylar, yaptırımlar ve yapılanmalarla karşı karşıya olacağımız, o bastırdığımız, ayıp zannedilen dişil ve eril enerjinin yeniden yapılanacağı etkilerle karşı karşıyayız. Özellikle anne ve anne soyuna ait yaraların şifalanabileceği ve bu anlamda pek çok olay ve durumun karşımıza çıkacağı etkiler söz konusu. Bir kere beşinde adeta bir aslan kükreyişiyle batı astrolojisine göre çok özel bir dolunay gerçekleşecek. Bunun yanı sıra güneş ayla kavuşacak. Kadın erkek ilişkilerinde, yönetici üst alt ilişkilerinde dengelerin yeniden yapılanacağı, teslimiyet yerine hakkımızı arayıp ortak noktalarda buluşabileceğimiz global anlamda da bireysel anlamda da etkili bir Şubat bizleri karşılıyor. Bunun yanı sıra
özel yaşamlarımızda ne istediğimizin bilinciyle hatalarımızı telafi edip iyileştirebileceğimiz güçlü yansımalar da Şubat ayının bize getirdiği hediyeler arasında. Ayrıca dedikoducular, insanların işiyle ilgili konularda çomak sokanlar, finansal anlamda kayıplara uğramalarına sebebiyet verenler, Şubat'ın 3'ünden itibaren ciddi yüzleşmelerle ve hukuksal, adaletsel yaptırımlarla karşı karşıya kalacakları enerjilere hazır olsunlar. Hiçbirimizin, bakın, hiçbirimiz yaptığımız iyilik, yaptığımız kötülük veya bunu eyleme geçiremediğimiz düşüncelerimizin dahi yanımıza kar kalmayacağını bilmeliyiz. Hiç kimse bu dünya aleminden yaşadığını yaşatmadan gitmeyecek diğer aleme. Bu yüzden Şubat ayı boyunca manevi değerlerimize sahip çıkmak, Hakk'a yürümüş yakınlarımıza dua etmek, onların ruhlarını şad edecek, ruhlarını huzur bulduracak, özellikle yeme, içme ve ihtiyaç sahiplerini sevindirecek, elimizden geldiğince, karınca kararınca bir şeyler yapabilirsek, üzerimizdeki pek çok ağırlığı ve negatif enerjiyi dönüştürmemiz son derece mutlu, huzurlu etkilerin habercisi. 3 Şubat'ta Çerez asteroidi astronomik olarak durağan seyrine, retroya başlayacak. Bu enerji beslenme, yetiştirilme tarzımızla ilişkili ve şifayı getirecek bizlere. Bedensel ve ruhsal sağlık problemleri olan kişiler, işin uzmanlarının tavsiye ve önerilerini tedavi olarak hayatınıza yansıttığınızda sizi alıkoyan, zincirlendiğinizi hissettiren pek çok enerjiden, hastalıktan, ruhsal buhrandan, fiziksel hastalıklardan şifa bulacağınız etkiler söz konusu. Kendinizi görmezden geliyorsanız eğer, 3 Şubat'la birlikte Çerez'in verdiği mesajları doğru algılayın. Kilo vermek mi istiyorsunuz? Diyet yapamıyor, sürekli farklı arayışlarla kilo alıp verme dengenizde problemler mi yaşıyorsunuz? Bilin ki 3 Şubat'la birlikte doğru insanla yolunuzun kesişeceği etkiler söz konusu. Yeter ki araştırın. İlk aya iyi geliyor. Şenay bunu yapıyor, bir tarafa bırakıp gerçekten araştırdığınızda doğru bilgiler, size iyi gelecek insanlarla yolunuz kesişir. 5 Şubat'ta Aslan Dolunay'ı gökyüzünü kaplarken serbest bırakacağız pek çok şeyi. Ama korkumuzu, ama bağımlı olduğumuzu hissettiğimiz, o giderse ben ne yaparım diyerek sevgi görmediğimiz, saygı görmediğimiz ve maddi manevi hırpalandığımız insanlarla ilişkilerimizi noktalama kararlılığını ortaya koyabileceğimiz bir dolunay bizleri karşılıyor. Hayatımıza ilham perilerinin eşlik edeceği, söyleyemediklerimizi söyleyeceğimiz, içimizde biriktirdiğimiz, bizi yoran enerjileri dönüştüreceğimiz enerjiler söz konusu. 7-8 Şubat'ta Merkür gölge döneminden çıkıyor. Evren bize çok önemli mesajlar verebilir. Karşılaştığımız insanlar, gördüğümüz sayılar fazlasıyla önem taşımakta. Benim bir diğer uzmanlığım da numeroloji. Çünkü evrenin matematiğidir sayılar. Özellikle Şubat ayı boyunca 11, 111, 22, 369, 2222 sayıları karşınıza çıkıyorsa, korktuğunuz, özellikle özel yaşamla ilgili konularda engellendiğiniz, sizi bastıran, cinsel kimliğinizi, dişil ve eril enerjinizi bloke eden pek çok şeyi şifalandırabileceğiniz etkiler söz konusudur. Bununla ilgili makalelerimi Şubat ayı boyunca sevgili İlkay'la yapacağımız yayınları takip edin lütfen. Çünkü sayılar evrenin matematiğidir. Öyle güçlü enerjileri barındırır ki isimlerimizin numerolojik sayısı, doğum haritalarımızın numerolojik sayısı, Şubat ayında karşımıza çıkacak
Bu sayısal değerlerin önemi çözmekte zorlandığımız pek çok şeyi tamamen aydınlığa eriştirebilir. Yeter ki fark edin. Bu bir plaka. Saatin o noktaya gelmesi ve anlamlı tesadüflerin sıklıkla yaşamınızda tezahür etmesi olarak karşınıza çıkabilir. 16 Şubat'ta Venüs Batı astrolojisine göre Balık burcunda Neptün'le kavuşum yapacak. Hayatımızda olup biten maddi, manevi, sağlıkla ilgili konular dahil olmak üzere şifalanacağımız, kalbimizin sevgiyle iyileşeceği, sevilebilmenin şükrüyle cesaret gösterip hakkımızı arayıp mücadele edip yapmayı düşündüğümüz ama ertelediğimiz kararları başarıyla yaşamımıza yansıtabileceğimiz etkiler olarak sarsacak bizleri. 16 Şubat'ta Kova burcunda Batı astrolojisine göre Güneş-Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Gerçekten istediğimiz hayatın sorumluluklarını alıyor muyuz? Özellikle başkalarının yetkisi altında paramız, makamımız, eğitimle ilgili konularda istemediğimiz şeylerle sınanıyor muyuz? Bu soruları kendimize sormalı, irademizi Yüce Allah'tan aldığımız güçle harmanlayıp ortaya koymalıyız. 18 Şubat itibariyle Batı astrolojisine göre Güneş Balık burcunda seyri sefasına başlayacak. Özellikle balıklar kırıldıkları, kanadıkları, yok sayıldıkları noktalarda fark edilir olacakları, gerçeklerin ortaya çıkıp üzerlerine atfedilen yalan ve iftiraların zararlı enerjilerinden şifalanacakları bir döngüdeler. Ve 19 Şubat'ta yine Batı astrolojisine göre Balık yeni ayı gerçekleşecek. Şubat ayında zaten bunları yaparız. Takip edersiniz. Vizyonumuzu yeniden yapılandırma, hayatımızda eksik kaldığını bildiğimiz ama bu anlamda o eksiklerde ama yüzleşmekten kaçtığımız pek çok şeyi dönüştürebileceğimiz çok özel ve güçlü enerjiler söz konusu. 21-24 Şubat tarihlerinde Kraliyet Yıldızı Femal Bud Güneş'te kavuşumda olacak. Her Kraliyet Yıldızı galaksimizin bir yıldız geçidinin bekçisi olduğunun göstergesidir. Çok büyük dönüşümler, çok büyük idraklerle karşı karşıya kalacağımız söylemlerimizin, düşüncelerimizin, yaptığımız konuşmaların hayatlarımızda tezahür edeceği çok özel enerjileri beraberinde getiriyor bizlere. O yüzden bu özel günlerde her zaman dua edelim. Bakın dua ederken diliniz, dininiz, ırkınız fark etmez. Neredeyse her yayında söylüyorum bunu. Bizi yaradan Yüce Allah bizlere şah damarımızdan daha yakın. Onunla saf bir kalple, teslimiyet duygusuyla, çünkü teslimiyeti tam anlamıyla önce Yüce Allah'a, Yüce Yaradan'a, sonra sevgisini kalbimizde barındırdığımız, sevgimizin kalbinde yer tuttuğunu bildiklerimize yapmalıyız. Riya, perde, gizli saklı olmaksızın. Edilen her dua bugünlerde yerini bulacaktır. Hayatımızda ciddi bir kırılma noktasıyla en dibimi gördünüz. Bilin ki Şubat ayı gökyüzü enerjileriyle dipten ayağa kalkacağınız, daha güçlü bir şekilde uyanacağınız etkiler söz konusu. Tabii ki siber saldırılara, siyasi konularda yorum yaparken özellikle sosyal mecra, iş hayatımızla ilgili toplantılarda, konuşmalarımıza dikkat edelim. Birilerinin avukatlığını yaparken zanlarımızca hareket etmenin faturasını yasal yaptırımlarla ödeyebilir. Aynı Nasrettin Hoca'nın makama çıktığında arkasındakilerin onu yarı yolda bıraktığı gibi, hadi sen de yaparsın, hadi doğru söylüyorsun diyerek onların söyleyemediklerini söylemiş olmanın ağır faturalarını da deneyimleyebiliriz. Hazır gezegen durağın seyirleri bitmişken, bu hayat yolculuğunda çıplak geldiğimiz, çıplak doğduğumuzu unutmadan,
emeklerimiz, çabamız, nasibimiz ve gayretimizle şekillendirdiğimiz hayatı başkalarının hayatlarına hizmet ederek kilitli kapılar arkasına mahkum etmeyelim sevgili İlkay'cığım. İnşallah hep beraber en yüksek şekilde faydalanalım bu enerjilerden de Çok anlattıklarından istiyorum. da. Çünkü 2023'ü belirleyici olacak bir Şubat söz konusu. Şifa, maddi manevi yanlışlarımızı telafi edebilmek, özel hayatımızda sevgiyle inatlaşmak ve hırslarımıza yenilmek yerine sevginin getirdiği o en çok muhtaç olduğumuz kanalın kalpten kalbe akıp büyüyeceği enerjiler söz konusuyken gerçekten başkaları için yaşamaya, başkaları ne der diye düşünmeye odaklanıp kendimizi hırpalamak yerine bu enerjileri nasıl, ne şekilde, en doğru halde kalp kanalımızdan beyin merkezimize nasıl aktarabiliriz diye düşünmemiz gerekli. Çünkü bakın bu dünya aleminde seviyoruz, seviliyoruz, destek veriyoruz, iyi gününde, kötü gününde, hastalığında yanında yer alıyoruz. Gribal bir enfeksiyon geçirdiğinizde bile pek çoğumuza sevgili dostlar nasılsın diyen bile olmuyor. Ama ben İlkay'ı çok seviyordum. Ama ben onun yanındaydım. İşte gökyüzü Şubat'ta diyor ki kafanızda zannettiklerinizle yaşamayı bırakın. Varlığıyla hayatınıza dokunan, sizi sarıp sarmalayan, sahip çıkanlarla gönül bağınızı güçlendirip ilişkilerimizi merkeze taşıyalım. Çünkü hayatın içerisinde sinsirellalık yapıp pazarlık ederek karanlığı ve öfkeli bir sözü adeta benzin döküp ateşine harmanlayanlar yüzyıllar boyunca vardı, var olmaya devam edecek. Ama Şubat ayı boyunca sen orada dur bakalımı diyebiliriz. Gökyüzü bizi burada destekliyor. Çünkü bazen insanlar, şöyle bir örnek vereceğim İlkay. İster otomatik vitesli, ister düz vitesli bir arabanız olsun. Kırmızı ışığa yaklaşırken yavaşlamanız, durmanız ve fren mesafesini takip etmeniz gerekli. Aldığınız ehliyet ve araç kullanım yetkisi bunu gerektirir. Hayat yolculuğumuzda da işte Ayşe bana böyle yaptı. Ahmet de bunu söyledi. Bundan dolayı ben bunları yaptım, ben yolumu kaybettimleri hep diyoruz. Veya diyoruz ki bu arabada nasıl araba? Ya araba düz vitesse sen debriyajdan ayağını çabuk kaldırırsan araba stop eder. Otomatik vitesse gaza bastığında arabayı çalıştıramaz, frene basıp çalıştırman gerektiğini bilirsin. İşine gelmezse, öfken seni yenerse ille bir suçlu sorumlu ararsın. Gökyüzü diyor ki suçluyu, sorumluyu aramayı bırak, kendi hatalarını fark et. Buna sebebiyet veren, dolduruşa geldiğin, etkisi altında kaldığın, seni kendinden başka bu bukalemun gibi her şeye dönüştürebilen insanlarla ilişkilerini noktala. Ne kadar az, ne kadar öz, ne kadar gerçek dost varsa hayatı bunlar zenginleştirir. Çünkü çok kalabalıklar içerisinde çok yalnız dünya starları, dünya liderleri vardır. Ama ben çok şanslıyım İlkay. Gerçekten şükür namazı kılıyorum bunun için. Ne güzel. Astro Deha'yı kalpleriyle, yürekleriyle takip eden okurlarım var. Hastalandığımda duasıyla, bilgiyi verdiğimde o muhteşem enerjileriyle birbirimizi görmeden ki İlkay'la bizi takip eden okurlarımızdan da biz bu enerjiyi Çok alıyoruz. şükür. Arada olacak öyle. 3-5 kendini Çok bilmez. muazzam. Onları da birileri bir şekilde bir noktaya hizmet etmek için gönderiyor. Bizim kimseyi ötekileştirmekle işimiz yok. O Asla. sinerji var ya birbirimizi görmeden üstadın dediği gibi nur içinde yatsın Neşet Ertaş. Kalpten kalbe yollar vardır görülmez. Çok severim. O Aynen. öyle güçlü bir bağ ki işte bu anlamda bağ kurduklarımızın ömrümüze bereket,
kalplerimizi arık ve şifa getireceği bir Şubat bizleri karşılarken gerçekten aklımızı başımıza alalım. Yüreğimize sahip çıkalım. Yüreğimizde hissettiklerimizi yok sayarsak bir robot oluruz. Bakın Yüce Allah bizi tek tip yaratabilirdi. Hikmetinden sual olunmaz. Renklerimiz, kilolarımız, şeklimiz, şemalimiz de her birimiz bir diğerinden farklıyız ve farklılıklarımız da bütünün parçalarıyız. İşte bunu görüp bunun üzerine düşünmemiz gereken bir döngüdeyiz. Bakın Netflix'te çeşit çeşit filmler yayınlanıyor. Zeytin Ağacı yayınlandı. Ailemizi, atalarımızı, köklerimizi. Şahmaran yayınlandı. Ha, Şahmaran'ı izledim. Doğru mu? Gerçek hikayeyi anlatıyor mu? Hayır. Ama mutlu muyum? Ülkemin Yunus Emre'lerinin, Şahmaranların, Tuğrul Kuşu, Anka Kuşlarının, Sibil Dağı'nda Anka Kuşu'nun kalbine barındırdığının yüksek idraki Göbekli Tepesi'nden tutun da Kuzey Yıldızı'nın başladığı noktayla çok özel enerjileri, mitleri, kültürleri barındırdığı için iyi ki yapıyorlar, araştırmaya, düşünmeye yöneltiyorlar bizleri, var olsunlar ve bu tarz şeyler artsın. Ama her gördüğümüzü de kayıtsız şartsız bu doğrudur diye kabul etmeyelim. Bunları putlaştırıp da bilmediğiniz zanlarca farklı farklı ithamlarda bulunmayın. Türk töresinde şamanlardan Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ki tüm sembolizm mühürlerinde, fethettikleri, savaştıkları kılıçlarında, başlıklarında, kaftanlarında vardı. Onlar matematiği, bilimi, fenni, ilmi çok iyi çözmüş insanlardı. Bazen sorular geliyor İlkay. O dönemle bu dönem bir mi? Tabii ki bir değil yahu. İki kere ikiyi dört ettiğini bilemeyen, yapamayan öğrencilerimiz var bizim. Kolaya alıştırıldık. Onlar zor olanı yaptılar. Usturlaplarla, rubu tahtalarıyla gözlemlediler. Kayıt altına aldılar. Yetmedi. Batlamyus'un sapma açılarını düzelttiler. Ben yaptım, ben ettim diye bağırıp çağırıp çığırtkanlık etmeden tarih sayfalarına altın harflerle bilginin eşiğine imza attılar. O dönemle bu dönemi kıyaslamak yerine o dönemdeki zaafları, başarısızlıkları ki onu da açıklarım ben. Bakın bunlarla geliyorsanız bana duyacaklarınıza yazma eserlerle karşılık verecek biri var Allah'ın izniyle karşınızda. Ne zaman çökmeye, yavaşlamaya başladık? Bilgi başkaları tarafından suistimal edildi. Kaos başladı. Kardeşi kardeşe boğdurdular. Dostu dostluğa düşman ettiler. Nifak tohumları ekildi ve biz kendi bilgimizi bugün Amerika'dan, batmayan güneşin doğduğu Büyük Britanya'dan öğrenmeye başladık. Lütfen bu yayını izleyenler Şubat ayı boyunca İngiliz kraliyet ailesini, İngiltere'de yetişen bitkiler, besinler ve özellikle sofralarında aynı bizim o beğenmediğimiz, işimize gelmediğinde laf söylediğimiz Osmanlı'da her şey zamanında yenir, tüketilirdi. Ay fazlarını takip ederek. Onlar şimdi nelerimizi kullanıyor? Aman bize o batıl, bu yanlışı nasıl ötelemişler ve biz bilmediğimiz, araştırmadığımız için nasıl kabule geçmişiz? Bilim hepimize lazım. İlim ruhlarımızı aydınlatmak için bir rehber. Bilimle ilimin yok sayıldığı ülkeler falcılara, insanları zaaf ve zayıflıklarından suistimal edenlerin getirdiği karanlıklara gebedir. Gelin biz bu gebeliklerimizden uzaklaşalım. Televizyon programlarında gencecik insanlar yok sana şu musallat oldu, yok bilmem ne yaptı diye hayatlarını alt üst ediyor. Kendi hayatlarını alt üst ettikleri, yetmedikleri gibi onu yetiştiren anne ve babalarını da karanlıkta bırakıyorlar. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmayalım. Korktuğumuz noktada Yüce Rabbimizin bize verdiği imana sarılıp gerçek bilgiyi araştırıp bulalım ki
Başkaları hayatında yön veremeyenler, bizi maddi, manevi korku ve çıkarlarını alet etmek isteyenlerden suistimallerle karşılaşmayalım. Şubat ayı boyunca mottomuz bu olsun İlkay'cığım. Of, şimdi 12 burca da gelelim mi Şenay'ım? Burçları neler bekliyor? Heyecanla bekliyoruz. Bak, kağıt kalemim elimde. Tarihte verecek misin bize yine? Tarihlerimiz Ve olacak mı? olacak, Of. olacak. Çok severiz. Sevgili Koç burçları, Şubat ayı gökyüzü enerjileriyle birlikte Mars'ın ve Asteroid Vesta'nın şifa dolu enerjileri işinizle ilgili konularda, eğitim hayatınızla ilgili noktalarda tereddüt ettiğiniz, karar ve seçim vermekte zorlandığınız pek çok konuda önemli rastlantılarla doğru kararlar almayı, yavaş giden işlerde hızlı sonuçlara ulaşabilmeyi beraberinde getirecek sizlere. Özellikle 5'inde gerçekleşecek Dolunay enerjisiyle özel hayatınıza, atalarınızla ilgili miras, hak, yasal konular ve karmaların getirdiği yorgunluklara niyet edip yapacağınız her dua şifanızı bulmanızı sağlayabilir. Ekstra gidip aile dizilimiymiş, oymuş, buymuş bırakın bunları. Kalpten edilen dualar, atalarınızı araştırın, ana soyunuzu araştırın, baba soyunuzu araştırın. Hastalıklar ve ilişkilerde hangi travmaları yaşadılar? Bunların şifalanmasına olsun niyetleriniz. Üç kulvalı bir elhamı okursunuz. Allah'ım sen kalbimdekini hayatımda en yüce hayrıma şifalandırarak yapma diye dua edersiniz sevgili koçlar. Yeter ki saf bir kalple yapın bunu. Özellikle kalıcı ilişkilere adım atabileceğiniz, yurt içi ve yurt dışı ile ilgili konularda fırsatları doğru yerde, doğru zamanda olarak yakalayıp hayatınızda yeni bir pencere açabileceğiniz etkiler söz konusu. Fakat baş bölgesi, migrenle ilgili rahatsızlıklar, boyun ve omurilikle ilgili sağlık sorunları olanlar lütfen bunları ihmal etmesinler. Sevgili boğalar, aşkta yüzünüzün güleceği, sevilip sevildiğinizi hissedeceğiniz, bekarsanız kalıcı bir beraberliğe, süregelen bir ilişkiniz varsa, ilişkiniz evlilik yolunda yapılandırmaya gideceğiniz enerjiler sizleri karşılıyor. Özel yaşamınıza kimsenin müdahale etmesine izin vermemeli. Sevdiğiniz insan utangaç, çekingen, duygularını ifade etmenin bir zayıflık olduğunu düşünüyor. Bu şekilde yetiştirilip öğretildiyse ona kızmayı bir tarafa bırakıp ilişkide ben buradayım, seni seviyorum, senin de beni sevdiğini biliyorum ilkesiyle onun kalbindeki güzelliği cesaretiyle birleştirmesine destek verin. İşinizle ilgili konularda umutsuzlukları bir tarafa bırakma zamanı. Kendi yapabileceklerinizi, ekip arkadaşlarınızın potansiyelini gözden geçirmeli, biraz daha sorumluluk almaktan çekinmeden zamanı doğru değerlendirip bilmediğinizi öğreneceğiniz eğitsel faaliyetlere, aktivitelere, kurslara katılarak kendinizi geliştirmelisiniz. Finansal konularda ise bolluk ve bereket enerjisi sizleri karşılarken yatırım planları ile ilgili konularda ev mi almak istiyorsunuz, araba almak mı istiyorsunuz, telefonunuzu mu değiştireceksiniz? Şubat ayı enerjilerini yapılandırın. Özellikle iş hayatınızda yapacağınız teknolojik yatırımlar, önemli kazanımları, yüksek büyümeleri, kalıcı işleri beraberinde getirebilir sizlere. Fakat gökyüzü, diz kapakları ve özellikle ayak bilekleriyle ilgili hassasiyetlerin yüksek olacağı bir döngüyü barındırmakta. Bu döngü içerisinde kendinizi zorlamaktan, bu anlamda rahatsızlıklarınızla ilgili hiçbir sorunu görmezden gelmeden hareket edin. Sen sormadan ben söyleyeyim. Burçları tamamladıktan sonra burçların dikkat etmesi gereken enerjileri tüm burçları tamamladıktan sonra tarihleriyle paylaşacağım sizlerle. Harikasın. Sevgili ikizler, üzerinizdeki ölü toprağının kalktığı nedenleri, niçinleri bir tarafa bırakıp ne istediğinizin yüksek idrakine uyandığınız bir Şubat karşılıyor sizleri. Özellikle işinizle ilgili konularda sorumluluklarınızı yerine getirirken yapmayı düşündüğünüz işleri yapma zamanı 3 Şubat'tan itibaren harekete geçin. Sizler Merkür'ün çocuklarısınız. Aynı anda birden fazla işi yapabilir,
yeni oluşum ve yeni insanları tanıyarak parlak fikirlerinizin asla kabul edilmez diyerek sizi aşağıya çeken insanların tam zıttı olduğunu kabul görerek yaşayıp deneyimleyebilirsiniz. Finansal konularda ise aileden gelen miras, hukuksal anlamda mücadele verdiğiniz noktalarda kazanımlarınızın olacağı bir döngü söz konusu. İştah yükselecek. Kötü gününüzde sizi yok sayan, parlak zamanınızda sahip olduklarınıza talip olmak isteyen sahtekarlara şans tanımayın. Sizi siz yapan, sizde emeği olan arkadaşınız, eşiniz, sevgilinizle ilişkilerinizi yıkıldığı yerden yapılandırma döngüsü. Fakat Şubat ayı boyunca mide, hazımsızlık, gastritle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Lütfen bu anlamda rahatsızlıklarınız varsa bu alanda uzman bir doktor ve ekibin tavsiyesini alın. Çünkü konuşamadıklarınız, bastırdıklarınız kilo ve hazım problemi olarak yordu sizleri. Bunu şifalandırın, ruhunuzu ve bedeninizi hafifletin ki o kaybettiğiniz hızı, hayat maratonundaki imeninizi yeniden kazanabilin. Özellikle hukuksal konularda hakkınızı aramak mı istiyorsunuz? Mağduriyetlerle karşı karşıya kalıp iftiralara maruz mu kaldınız? Kimin ne söylediğine bakmaksızın uzman bir hukukçuyla yola çıkın. Hak istenmez alınır ilkesiyle şimdi kalbinizi masaya vurup yanlışı titretme zamanı sizler için. Çocuklarınızla ilgili konulardaysa endişe etmek yerine kararlı müdahalelerde bulunmak, onların yaş grubuna göre seçim ve irade hakkını sorgulayıp onların adına kararlar almak olası pek çok yanlıştan da koruyacaktır sizleri. Özel yaşamınızda aşkı kaybettiğinizi düşünüyorsanız aşka vereceğiniz her emek karşılık bulacak bu döngüde. Ayrıca çekiciliğinizin yüksek olduğu bu döngüde arkadaşınız olduğunu zannettiğiniz pek çok kişinin aşk itirafıyla da karşı karşıya kalabilir, büyük şaşkınlıklar deneyimleyebilirsiniz. Sevgili yengeçler, özellikle taşınmaz mallar ve toprakla ilgili yatırımlarınızda mağduriyetler yaşıyorsanız, son 4 yıl içerisinde üzerinize atfedilen yapmadığınız bir suçun hukuksal anlamda mağduriyetleriyle karşı karşıyaysanız eğer, ortaya çıkacak bir takım ipuçları ve gerçekler, yasal haklarınızı kullanarak yaşadığınız mağduriyetleri, üzerinize atfedilen pek çok problemi çözümlemeyi beraberinde getirebilir. Ve bu durum iş hayatınızda kaybettiğiniz itibarı ve istikrarı kazanmanız açısından oldukça önem taşımakta. Finansal konularda son derece olumlu enerjiler, ek işler yapabileceğiniz, uzun zaman önce verdiğiniz bir borcun veya hakkınız olan bir paranın ödenmesiyle gayrimenkule yatırım yaparak başınızı sokacak bir ev, huzur bulacağınız bir iş yeriyle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama gökyüzünden 3 tane altın elma düşüp de başınıza gelmeyeceğine göre emek, mücadele, çaba göstermeniz gereken bir ayda olduğunuzu unutmayın. Ailevi meselelerde ise özellikle anne yakınlarına ait sorunlar yengeçleri zorlayabilecek. Bu zorlu döngünün içerisinde ben nerede aynı tekrarları yaşıyorum, hangi konularda sürekli benzer olaylarla sınanıyorum mu lütfen sorgulayın. Bugüne kadar arayıp da bulamadığınız pek çok cevap bu sorgulamada karşınıza çıkabilir. Özel yaşamınızdaysa, kim canınızı yaktıysa, kim kalbinizi kırıp güveninizi suistimal ettiyse, yaptıklarının yanına kar kalmadığına tanıklık edecek, sağlıklı ilişkiler kurmaktan sizi alıkoyan pek çok enerjiden uzaklaşıp kalıcı beraberliklere, sağlıklı ilişkilere merhaba diyebileceksiniz. Ve sevgili aslanlar, eş veya sevgilinizle ilişkinizin boyut atlayacağı, birbirinizle olan gölgeleri, perdeleri kaldırıp kalp birliğinde bütünleşeceğiniz çok güçlü enerjiler sizleri karşılıyor. Bu sayede işinizle ilgili konularda da aleyhinize oynanan, sizi adeta sürgün etmişçesine
bir şeylere mecbur bırakan, mert olup namertlerle verdiğiniz mücadelenizde akıllı hamlelerde bulunup takdir görüp üst makam, üst yetkililerden beklenmedik destekleri göreceğiniz ve meslek hayatınızda kalıcı yapılanmalara imza atabileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Ailevi meselelerde ise sevgili aslanlar kendinize sorun. Ben bunu pek çok yayında söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Tüm kıskançlıkların, tüm kötülüklerin annesi kıskançlıktır. Neden sende var, bende yok? Can bağım olanları kan bağınız olanlarla sorgulamalı. Kan bağınız olup da sizi sömüren insanların sürekli merhametinizden biz aileyiz, biz kardeşiz, yapmak zorundasınlarla sizi nelere mahkum ettiklerini sorgulayıp bu anlamda her şeyi kontrol altına almalısınız. Aksi takdirde daha fazla üzülebilir, maddi zorluklar yaşayabilir. Sorunlarınız söz konusu olduğunda sen de çok dik kafalısın, sen de her şeyi önüne gelsin diye bekliyorsun diye hak etmediğiniz suçlamaları hak etmeden değer verdiğiniz anlamsız insanlardan duyabilirsiniz. Bunu yapmayın. Bu hayat sizin. Hayatınıza güzellik katanlar, sizi sorgulamayıp yanınızda yer alanlarla ilişkilerinizi yapılandırmaya olsun gayretiniz. Finansal konularda da özellikle 5 Şubat dolunayından sonra burcunuzda gerçekleşecek bu dolunay karanlıkları aydınlatacak. İyileşmeler, istikrarlı gelişmeler sizleri karşılıyor. Ufak veya büyük yatırım planlarınızı Şubat ayı boyunca yapmaya gayret gösterin. Sağlığınızla ilgili konularda ise eklem sıvıları ve özellikle baş bölgesi, kulaklar ve dişlerle ilgili hassasiyetlerinizi önemseyip geçiştirmeden hareket edin. Ekmeğin hakkını ekmekçiye vermelisiniz. Doktor değilseniz hekim olup kendinizi şifalandıramayacağınızı bilerek hareket edin. Ve sevgili Başaklar, Şubat'la birlikte iş arıyorsanız kabul edilebilir. İşinizle ilgili konularda verdiğiniz teklif ve önerilerin kabul görmesi, değer görmesiyle kendi öneminizin, yapabileceklerinizin idrakine cesaretle sahip çıkabilirsiniz. Çok yönlü düşünmekten, sorgulamaktan, özellikle kendinize yakın hissettiğiniz insanlarla fikir alışverişlerinde bulunmaktan korkmadan hareket edin. Emin olun, öğreneceğiniz her bilgi sizin kendinizi daha büyük kitlelere eriştirmenize, hayallerinizin peşinden gerçeklik ve kararlılıkla gidebilmenin mükafatının yapılanmasını sağlayacaktır. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü özellikle ayın ilk 10 günü ilaç zehirlenmeleri, gıda zehirlenmeleri ve özellikle kalp rahatsızlıkları kronik olan başakların dikkatli olması gereken enerjileri barındırmakta. Özel yaşamınızda, ailevi ilişkilerde ise emeklerinizin karşılığını alacağınız çok özel günlerdesiniz. Duygusallıktan, romantizmden, aman seviyorum, el ele tutuşurum, romantik bir akşam yemeği yerim. Benimkiler buna arkadaşınız olur, akrabanız olur, ne derleri bir tarafa bırakın. En çok eşinden, sevgilisinden korkanlar, ya sen de mi korkuyorsun be kızım, sen de mi korkuyorsun bir be adam diye laf söyleyenlerdir, unutmayın. Yaşayan, yaşadığına sahip çıkan, cesaretli olan sevgili Başaklar çok fazla atıp tutmaz. Bu konularda da konuşup kimseye ahkam kesmez. Aklınızı başınıza toplama döngüsü. Finansal konular ve yasal noktalardaysa hakkınızı arayacağınız, iyileşmeler yaşayacağınız bu özel döngüde birikim yapmaya özen gösterin. Ve sevgili teraziler, özellikle meslek hayatınızda yaptığınız yanlışların, hataların, sizi oyuna götüren kişilerin gerçek yüzlerini görüp işinizle ilgili konularda acaba işten çıkartılır mıyım? Acaba gerçek niyetim ortaya çıktı mı endişeleriyle kendinizi mahvetmek yerine işinizle ilgili yenilikçi yaklaşımlar, yenilikçi fikirler, yenilikçi projeler içerisinde olmaktan, bunları tebliğ etmekten, konuşmaktan çekinmeyin. Aleyhinize gelişen oklar şimdi lehe dönüyor.
Kaybettiğiniz güveni, sadakati, işinizle ilgili popülariteyi yeniden yakalayacağınız bir döngüdesiniz. Fakat gayrimenkul alım satımı, internet üzerinden yaptığınız alışverişler, internette kullandığınız özellikle harcamalara yönelik şifreleri değiştirin. Hacklenebilir, hırsızlıklarla karşı karşıya kalabilir, haklılığınızı ispat ederken zorlanıp maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gökyüzü dikkat diyor sizlere. Sağlığınızla ilgili konularda ise alerjik reaksiyonlar özellikle ayın 20'sinden itibaren zorlayabilir sizleri. Dikkatli ve kontrollü olmalısınız. Özel yaşamınızda ise şimdi seçme ve seçilme enerjisini dengeleme döngüsündesiniz. Sizi sevdiğini bildiği için suistimal eden, maddi manevi yükümlülükleri üzerinize yıkan, yaptığı her hata ve yanlışta hiç alakanız olmaksızın sizi bundan sorumlu tutanlara madalyonu tersinden gösterme döngüsündesiniz. Bunu yapın ki hayatınızın dinginlerini elinize alabilin. Ve sevgili akrepler, Şubat'ta, aşkta, işte, sağlıkta, yenilenme, özgürleşme ve 2009'dan beri ağırlığını taşıdığınız pek çok şeyden şifalanma döngüsü sizleri karşılıyor. İşinizle ilgili konularda girişimlerinizi olumlu şekilde yapılandırmakla alakalı kafanızda soru işaretleri varsa bu soru işaretlerini aman Şenay da üzülmesin. Ahmet de ne der? Ona da bu sorulumu bir tarafa bırakmalı. Muhataplarına kalbinizden geçenlerle öyle süslü püslü cümlelere gerek yok. Ya Şenay benim kafama şu takıldı. Bunu böyle yapsak mı? Yapmasak mı? Yaparsak ne şekilde ilerlemeliyiz gibi sormanız gereken soruları netlik kazandırıp zaman kaybetmeden ortaya koymalısınız. İletişime vereceğiniz önemli fikir birliklerini, yeni fikir ve projeleri ve asla içinde olmam, ben bunu yaşamam dediğiniz güzellikleri kucaklamayı beraberinde getirecek sizlere. Fakat çocukla ilgili konularda özellikle eğitim hayat devam eden çocuklarınız psikolojik baskıya ve akran müdahalelerine karşı karşıya kalabilirler. Bu dönemde aman dur benimki de çocuk, onunki de çocuk demek yerine psikolojik problemleri olan bir diğer çocuğunuzun ruhsal ve psikolojik anlamda ciddi şekilde travma yaşamasına sebebiyet verebilirsiniz. Çocuklu olmasa da ailesiyle görüşmeli, anne ve baba olarak tartışmalı, fikir birliği yaparak müdahaleleri geciktirmeden gerçekleştirmelisiniz. Özel hayatınızda ise aşkı, sevgiyi, güveni, heyecanı, özel ve değerli hissetmeyi ve hissettirilmenin ne olduğunu deneyimleyeceğiniz, aşka, sevgiye, ilişkilere bakış açınızın dönüşeceği bir Şubat karşılıyor sizlere. Sevgili yaylar, Şubat'ın ilk 10 günü. Dedikoducu arkadaşlarınızdan kaynaklı iş hayatınızda gerginlikler ve problemler yaşayabileceğinize dikkat çekiyor gökyüzü. Her doğruyu her yerde söylememeli, fikirlerinde inatçı olduğunu, beyaza inadından siyah diyen insanların değişmeyeceği gerçeğini bilerek bu insanlarla zaman kaybetmemeli, hırsınızın aklınızı gölgelemesine müsaade etmemelisiniz. Bunu yaparsanız iş hayatınızda yanlış bir izlenim bırakabilir, kazanımlarınızın yükseleceği veya terfi alarak beklediğiniz bir boyuta geçebileceğiniz enerjilerden kendi yaptıklarınızdan dolayı mahrum kalabilirsiniz. Finansal konularda büyüme sağlayacağınız, kazanımlarınızın yükseleceği, kazanımlarınızı özellikle altın ve gümüş gibi yatırım planlarıyla büyütebileceğiniz fırsatlar söz konusu. Fakat gizliliğe önem vermeli. Davul zurna alıp da ben kazandım, ben kazandım diye herkesle paylaşmamalısınız. Unutmayın ki bu dünya aleminde iyi ruhlar ve kötü ruhlar sürekli rekabet ve yarış halinde. Ailevi konularda ise özellikle anne tarafının soyuyla ilgili sağlık problemleri, miraslarla ilgili konularda saklanan gerçekler gün yüzüne çıkabilir. Feryat etmek, feveran etmek yerine hukuksal anlamda bir uzmandan destek ve tavsiye almak
faydanız olacak. Özel yaşamınızda ise ayrılıklar sevgiyle birleşmelere, ilişkide şüpheler ve üçüncü şahıslardan kaynaklı sorunlar, ilişkinizle ilgili konularda yaptığınız hataların idrakine vardırabilir sizleri. Seviyorsanız şimdi mücadele zırhını üzerinize giyip aşkınız, sevginiz için ortaya koyma zamanı. Ve sevgili oğlaklar, anka kuşu olma sırası sizde. Şimdi hatalarınızı, geçmiş dönemde yaptığınızı, farklı insanlarla deneyimlediğiniz olaylarda yaşarken bu noktalarda işinizi, iş yaptığınız insanlarla ilişkilerinizi, özel hayatınızda tek başına yüklenip altında kaldığınız her şeyi özgürleştirme zamanı. Küfeyi arkanda bırak ki hayatında kangren olmuş enerjiler bedenini ve tüm yaşamsal alanlarını sarmasın sevgili oğlak. Almayı da bil, vermeyi de bil. Haksızlık ettiysen haksızlıklarla sınandın ama bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini bilmeli. Seni mahkummuş gibi kurban psikolojisi içerisine sokup ruhunu alabora eden insanlardan prangalarını sökebilme kararlılığını ortaya koyabilmelisin. İşinle ilgili konularda bilmediğini sor. Araştırman gerekeni araştır. Önemli görüşme ve toplantılarda güvendiğin insanların desteğini istemeyenin bir zayıflık olmadığının idrakiyle ilerle. Finansal konularda rahatlayacaksınız. Özellikle alım satımlardan hakkınız olanı alabilir ama yatırım planlarınızla ilgili konularda aceleci davranarak sonrasında pişman olacağınız daha iyi şartlarda yatırımların karşınıza çıkmasıyla şaşırıp üzüleceğiniz etkiler söz konusu. 15 Şubat'a kadar olanı biteni gözlemlemeli. Yatırım planlarınızla ilgili 15 Şubat'tan sonra harekete geçmelisiniz. Özel yaşamınızda ise aşka tövbeliyseniz tövbelerinizi bozduracak, ezberlerinizi darmadağın edecek, kalbinizi kalbindeki sevgiyle şifalandıracak o özel insan her an hayatınıza girebilir. Sevdiğiniz insanla ayrıldıysanız, ayrılığınıza sebebiyet veren yanlış bilgilerin gün yüzüne çıkabileceği ve sevgiyle ilgili konularda yaşadığınız imtihanları atacağınız her adımda dönüştürebileceğiniz etkiler söz konusu. Saç bakımı, cilt bakımı, tıbbi ve estetik müdahaleler yapmak istiyorsanız 8 Şubat'la 18 Şubat tarihlerini iyi değerlendirin. Sevgili kovalar, 5'inde gerçekleşecek karşıt burcunuz Aslan'daki kova dolunay ile birlikte gizli ve açık düşmanlıklarınız gün yüzüne çıkacak. Arkanızdan dönen entrikalar, ekmeğinizle oynayıp sizi yanlışa yönlendirmeye kalkanların bilgi ve belgeleri sizin müdahaleniz olmaksızın gün yüzüne çıkabilir. Şimdi egonuzu, nefsinizi kontrol altında tutmalı, sizi yapmadığınız şeylerle itham edenlere bilgi ve belgeleri koyarak hak, hukuk ve adalet doğrultusunda hesap sorup hakkınızı almalısınız. İşinizle ilgili konularda yeni oluşumlar, yeni insanlar, yeni mekanlar, yapacağınız ufak tefek değişiklikler, farklı bir kitleyle buluşmanıza ve bugüne kadar görmediğiniz değeri görerek maddi kazanımlarınızın artmasına sebebiyet verebilir. Sağlığınızla ilgili konulardaysa kovalar, ayın ilk 10 günü saç, kaş, kirpik dökülmesiyle ilgili hassasiyetleriniz yükselebilir. Lütfen gidip uzman bir hekime kan testlerinizi yaptırıp demir ve çinkonuzun değerlerini öğrenip beslenme düzeninizi ve doktorunuzun ilaç takviyelerini yapmaya olsun gayretiniz. Eğitim hayatınızla ilgili konulardaysa başkalarının aklına uyarak vereceğiniz kararlar pişmanlıklara sebebiyet verip aile ve öğretmenlerinizin tepkisiyle karşı karşıya bırakabilir sizleri. Özel yaşamınızdaysa konuşup sorgulamak yerine susup dinlemek, karşı tarafın, eşiniz, sevgiliniz veya size sevgisini ifade eden insanın kalbindeki gerçek niyeti görmek olursa mottonuz, çok daha sağlıklı ve güven dolu ilişkiler sizleri karşılayacak. Ve sevgili balıklar, nefes alma zamanı. Oh.
Entrikalar, kuşkular, iftiralar, dedikodular fazlasıyla zordu, darmadağın etti sizleri. Şimdi tek başına bir orduymuşçasına yaşadığınız acıların sizi darmadağın etmemesine müsaade etmemenin, bununla ilgili mücadele etmenin madden ve manen zenginliklerini kucaklamaya hazır olmalı. Hayat yolculuğunda liderliğe talip olduysanız, kanayan her yaranızın zafere giden yolda olgunluk bilincinin armağanı olduğunun idrakiyle hareket etmelisiniz. Yurt içi, yurt dışı, şehir içi ve şehir dışı seyahatlerinizi Şubat ayı boyunca gerçekleştirmeye özen göstermeli. Bilmediğinizi bilen insanlara sormalı. İşinizde, eğitim hayatınızda, tanıtım, reklam, yeni insan oluşum ve toplantılarda yer almak için gayretli davranmalısınız. Finansal konularda ise 10 Şubat ve 26 Şubat tarihleri arasında şans sizden yana. Yaptığınız bir iş beklenmedik kitlelere erişebilir. Önemli kazanımlar elde edebilirsiniz. Yatırım planlarınızı anneniz, babanız, sevdiğiniz, arkadaşınız, akrabanızın söylemiyle değil, aklınızın yattığı, kalbinizin evet dediği şeylere yönlendirmeli ve yatırım planlarınızı gerçekleştirene kadar hiç kimseyle paylaşmamaya özen göstermelisiniz. Özellikle sağlıkla ilgili konularda eklem rahatsızlıkları, kronik problemlerinizle ilgili gördüğünüz tedavilerde şifa bulacağınız etkiler sizleri karşılıyor. Öğrenci balıklar, sizler de arkadaşlarınıza yardım ederken kopyacılıkta suçlanabilir, öğretmenlerinizin ve okulunuzun yaptırımlarıyla kısıtlamalar deneyimleyebilirsiniz, dikkatli olun. Özel yaşamınızda ise sevip sevilirken kıymetini bilmeyen insanlar siz üzülüp yalnızlığa alıştıktan sonra kalp kapınızı çaldıklarında kendinize vermediğiniz şansı onlara verip de kalbinizi kanatmayın. Yeni yolculuklara, yeni ilişkilere, yeni insanlara odaklan derken gökyüzü, aklınızı başınıza devşirin. Kararlılığınızı da doğru şekilde ortaya koyabilmeyi seçin. Sevgili koçlar, Şubat ayının şanslı günleri 5, 7, 8, 9, 11, 14 ve 15 Şubat tarihleri. Tıbbi estetik müdahaleler, önemli görüşme ve konuşmalar için hayırlı zamanlarınız. Sevgili boğalar, 3 Şubat, 5 Şubat, 8 Şubat, 10 Şubat, 12, 14, 18 ve 21 Şubat tarihleri gökyüzünün sizi desteklediği tarihler. Sevgili ikizler, 7 Şubat, 11 Şubat, 14, 16, 21, 22, 24 Şubat hayırlı zamanlarınız. Sevgili başaklar, 1 Şubat, 5 Şubat, 8 Şubat, 9 Şubat, 10, 11 ve 23 Şubat, Şubat ayının hayırlı zamanları sizler için. Sevgili yengeçler, özellikle 6 Şubat'tan 18 Şubat dahil olmak üzere madden, manen, reklam, tanıtım, tıbbi, estetik müdahaleler, duygusal meseleler, çözülmesi gereken konularla hayırlı zaman sizleri karşılarken birinin hadi kalk hareket et demesi beklemeden kendi iradenizle mücadelenizi ortaya koyun ki kazanın. Attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa bilin ki değecek. Sevgili aslanlar, 2 Şubat, 8 Şubat, 14 Şubat, 18 Şubat, 22 Şubat, 24, 26 ve 27 Şubat tarihleri en hayırlı zamanlarınız. Yapmak istediklerinizi bu tarihlerde gündeme alın. Sevgili başaklar, 1 Şubat, 10 Şubat, 11 Şubat, 16 Şubat, 19, 20 ve 21 Şubat hayırlı tarihleriniz. Diğer tarihlerde tüm burçlar için dikkat edilmesi gereken enerjiler. Bu hayırlı zamanımızı bileceğiz. Diğer tarihlerde dikkati elden bırakmadan hareket edeceğiz. Sevgili teraziler, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 18, 22, 23 ve 24 Şubat
Gökyüzünün sizler için hayırlı zamanı. Sevgili akrepler, 1 Şubat, 2 Şubat, 5 Şubat, 9 Şubat, 12 Şubat, 14 Şubat, 17, 22, 24 ve 26 Şubat ayın hayırlı zamanları sizler için. Sevgili yaylar, 6 Şubat, 8 Şubat, 10, 11, 14, 15, 16, 18 ve 19 Şubat gökyüzünün hayırlı zamanları sizler için. Sevgili oğlaklar, 1 Şubat dahil 16 Şubat'a kadar her anda hayırlı enerjiler sizleri karşılarken sorunları çözümlemek, kararlarınızın kabul edilirliğini kolaylaştıran bu hayırlı zamanları doğru kullanın. Sevgili kovalar, 5, 6, 7, 8, 9 Şubat, 14, 18, 22, 23 ve 25 Şubat tarihleri hayırlı zamanlarınız. Sevgili balıklar, 3 Şubat, 4 Şubat, 8 Şubat, 12 Şubat, 13 Şubat, 18 Şubat, 20 Şubat, 22, 23 ve 26 Şubat gökyüzü belki de beklediğiniz sorunun, pek çok isteğin gerçekleşmesi adına hayırlı zamanlarınız. Alın bu hayırlı zamanları, takviminize videoyu izleyerek not edin. Yapmak istediğiniz her şeyi bu tarihlere gün geceye dönmeden, yani 00 olmadan gerçekleştirin. Şubat sevgisiyle, bereketiyle, şifasıyla, benzer ruhların bir araya gelip güçleneceği maddi, manevi, sağlık, şifa zenginlikleriyle gelsin diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Şubat'ın 22'sinde başlayacak Temel Astroloji bir eğitim programımızda kendinizi tanımak, hayırlı zamanınızı öğrenmek, zayıf gezegen enerjilerinizi şifalandırabileceğiniz semboller, yantralar ve kristalleri öğrenerek yaşam kalitenizi arttırmak için ilkayakademi.com'u ziyaret edin. Storylerimizde, internet sitelerimizde bizi takipte kalın. İyi ki varsınız. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun diyorum ve teşekkür ediyorum. Canım Şeray'ım, çok teşekkürler. Arkadaşlar, herkese harika bir Şubat diliyorum. Lütfen siz de aşağıda yorumlarda bize eşlik edin. Burcunuzu, sorularınızı, paylaşmak istediklerinizi paylaşın. İyi ki oradaydınız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.